Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinden uzamsal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Uzamsal ilişkiler konusunda altında, üstünde, etrafında, arada, önde, arkada, yüksekte, alçakta, uzakta, yakında, içinde, dışında ve sağında, solunda kavramlarını öğreneceğiz. Şimdi resmi inceleyelim ve resimde gördüklerimizi anlatalım. Resimde bir parkta bulunan kişiler bulunuyor. Bankın üstünde oturmuş, gazete okuyan bir adam, kedi ve köpeğin arasında duran bir kız, kum havuzunun içinde oynayan çocuklar, salıncakta sallanan çocuklar görüyoruz. Resimde sizler de neler gördüğünüzü söyleyin. Altında, üstünde. Resme baktığımızda kuş bankın üstündedir, kedi bankın altındadır. Şimdi biz de yukarıdaki resimde yer alan kaydırağın altında ve üstünde ne olduğunu hep beraber söyleyelim. Resme baktığımız zaman kaydırağın altında bir top, kaydırağın üstünde ise bir çocuk olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz resimde defter, kalemlik ve silgi masanın neresindedir? Çöp kutusu masanın neresindedir? Peki masanın üstünde ve altında başka neler vardır? Sizler de söyleyin. Etrafında. Çocuklar, gördüğümüz resimde taşlar kum havuzunun etrafındadır. Sizler de okulunuzun veya evinizin çevresinde, etrafında neler olduğunu söyleyin. Bu resimde sizce çocuklar masanın neresindedir? Çocuklar masanın etrafındadır. Siz de çalışma masanızın etrafında kimlerin ve nelerin olduğunu söyleyin. Arasında. Resme baktığımızda çocuk kedi ile köpeğin arasındadır. Yani kedi ile köpeğin arasında çocuk vardır. Şimdi şemsiyelerin arasına bir tane çiçek çizmek istersek, şeklimiz bu şekilde olur. Yani çiçek mavi şemsiyelerin arasında bulunur. Önde, arkada. Resme baktığımızda ağaç kulübenin arkasındadır. Köpek kulübenin önündedir. Kulübe köpek ile ağacın arasındadır. Tamer'in arkasındaki çocuğun kıyafetini pembeye, önündeki çocuğun kıyafetini yeşile boyamak istersek, bu şekilde bir görüntü ortaya çıkar. Tamer'in arkasındaki çocuğun kıyafeti pembe, önündeki çocuğun kıyafeti yeşildir deriz. Yüksekte, alçakta. Resme baktığımızda Özge Fatih'ten yüksektedir, Fatih ise Özge'den alçaktadır. Yüksekteki uçurtmayı kırmızıya, alçaktaki uçurtmayı maviye boyamak istersek, bu şekilde bir görüntü ortaya çıkar. Yüksekteki uçurtma kırmızı, alçaktaki uçurtma mavidir deriz. Uzakta, yakında. Resme baktığımızda sarı tişörtlü kız çocuğu kum havuzuna yakındır. Salıncakta sallanan çocuklarsa kum havuzuna uzaktır. Evin yakınına bir çiçek, uzağına da bir ağaç çizmek istersek, bu şekilde çizeriz. Böylece evin yakınında çiçek, uzağında da ağaç bulunmaktadır deriz. İçinde, dışında.
Kum havuzunun içinde bir kız ve bir erkek çocuk, kum havuzunun dışındaysa sarı saçlı bir kız ve annesi bulunmaktadır. Kum havuzunun içinde ve dışında başka neler bulunmaktadır? Sizler de düşünün ve söyleyin. Çocuklar, kum havuzunun içinde çocuklardan başka oyuncak kovaları ve kürekleri, kum havuzunun dışındaysa taşlar ve çimenler bulunmaktadır. Sizler de sepetin içindeki ve dışındaki nesnelerin isimlerini söyleyin. Sağında, solunda. Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakın. Yol güvenli ise karşıya geçin. Resimde de kırmızı araba karşıya geçen kadının solundadır. Beyaz araba ise karşıya geçen kadının sağındadır. Peki çocuklar, siz arkadaşınızın sağındaysanız arkadaşınız sizin hangi tarafınızda olur? Bir düşünün. Çocuklar, eğer biz sağdaysak arkadaşımız da bizim solumuzda bulunur. Resme baktığımızdaysa deniz bitkisinin sağında yüzen balıkların sarıya, solunda yüzen balıkların da pembeye boyandığını görmekteyiz. Çocuklar, sizler de evlerinizde bugün öğrendiğimiz kavramları çeşitli nesnelerle ve çeşitli yerlerde çalışabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.